Ama hepimiz neyiz? Adem'in çocuklarıyız. Yani bu üst başlığımız o, Adem'in çocukları. Evet. Ama kimin? İbrahim milletindeniz. Hazreti İbrahim'in milletini. Ve o kabirde soracak sorular olarak eskiden ilmihal kitaplarında olurdu. Evet. Kimin ümmetindeyiz? Hazreti Peygamber'in ümmetindeyiz. Bakın ne kadar çok kardeşlik dalgaları var. Evet. Yani Hazreti Adem, İbrahim atamız, İbrahim babamız yani peygamberimiz, efendimiz, o da ümmetindeyiz. Evet. Son peygamber ve son dinin mensubuyuz. Dolayısıyla müminleri kardeş olarak zaten Kur'an-ı Kerim ilan ediyor. Tabii. Evrensel mesajıyla Cenab-ı Hak evrensel bir şekilde bu kardeşliği ilan ediyor. Ama bu kardeşlik ötekileştiren bir kardeşlik değil. Yani öteki, yabancılaştırılma karşısında konumlanmış bir kardeşlik değil. Bu kardeşlik bir kere sufilerin çok öne çıkardığı insan bizatihi değerlidir. Hazreti insan diyorlar. Evet. Çünkü neden değerlidir? Yunus bize cevabını veriyor zaten, Yunus Emre. Diyor ki, yaratılan seni yaratmış, yaratan yarattığı için bizatihi değerin var. Varoluş olarak bir değerin tabii var. Bu değerin kıymetini bil. Sen kendine, kendini bil diyor mesela, değil mi? Men arefe nefsehu fakat arefe nefsehu. Evet. Kendini bil, kendini tanı. Kendimizi tanınca insan olarak varlığımızı bileceğiz. Biz kendimizi tanıttıktan sonra Hak Teala'yı tanıyacağız. Rahman ve Rahim olan alemlerin Rabbini tanıyacağız. Ama kendimizi nasıl tanıyacağız? İnsan kendi kendini nasıl tanır? Muhasebeyle, murakabeyle, eksikleriyle, fazlalığıyla yani ve kendisini sürekli bir şey özelleştire. Sorumluluklarını hatırlamayla. Sorumlulukları hatırlamayla. Evet. Kendisine yapılan yanlışlıkları çok büyütüyor bazen modern insan. Büyütüyor ama nihayetinde sufi bakış açısı var, hoşuma gidiyor. Yani diyor ya, sana karşı yapılan şeyler aslında senin kendindendir. Yani diğer kardeşin yapmıyor. Evet. Sende olanı o bir ayna olarak sana yansıtıyor. Dolayısıyla önce kendine, kendi halini bir anla. Evet. Yani kendini narsist tavırlarla yüceltme, kendine tapma. Yani insan, bugünkü modern insan yani kardeşini düşünmüyor. Niye? Aynı apartmanda oturuyoruz, aynı sitede oturuyoruz. Komşumuzla selamlaşmıyoruz. Yani kardeşlik hukukunda ne var? Bir bazı hukuklar, evet, ilkeler var. Yani ne demek? Selamlaşmak. Evet. Mesela. Davet ettiğine davetine icap etmek. Mesela, cenazesine bu katılmak. Bu çok mu önemli? Evet. Yani davetini ya etmese mi? Bu çok büyük sorumluluk. Hazreti Peygamber çok dikkatimi çekiyor. Uyarıyor. Evet. Diyor, seni davet edene gideceksin. Yani bunun meşru bir mazereti olmadığı müddetçe davete icap edeceksin. Ama davet edilmediğin yere de gitmeyeceksin. Hmm, onun da ayrı bir edebi var, evet, demek ki. Yani davet edilmediğin yere de gitmeyeceksin. Cenazeye katılacaksın, hastayı ziyaret edeceksin. Yani bu kardeşlik hukukunun sıla-i rahimden, yani yakın akraba ve uzak akrabadan farkı yok. Belki bazen o daha öne çıkıyor. Tabii. Yani çünkü kadim bir dostluk oluyor. Kardeşlik içinde arkadaşlık oluyor, dostluk oluyor. Bu da aslında insanları birbirine bağlıyor.